Malatya'nın Lezzetleri programından herkese merhabalar. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Şükür kavuşturana diyelim. Malatya'nın Lezzetleri programında bugün Yeşilyurt ilçesindeyiz. Dalbastı kirazıyla meşhur olan Yeşilyurt çok şirin de bir ilçe. Ben çok seviyorum Yeşilyurt'u. Birazdan fırıncı Mehmet abiyle buluşup kasapta Yeşilyurt tavasını hazırlatacağız. Burada tava yemekleri meşhurdur Yeşilyurt'ta. Öncesinde Yeşilyurt'u biraz gezmek istiyorum. Haydi başlıyoruz o zaman. Merhabalar. Kolay gelsin. Malatya'nın Lezzetleri programından geliyoruz biz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Eşkıya. Evet. Yeşilyurt'tayım. Aslen Yeşilyurtlusunuz. Çok güzel. Yeşilyurt çok güzel, şirin bir ilçe. Ben çok beğeniyorum burasını. Yeşilyurt'ta yemek olarak hangi yemek daha ön planda? Burada ezme, lahmacun, evet, tava, etli ekmek. Yeşilyurt tavası, değil mi? Biz birazdan fırıncı Mehmet abinin yanına gideceğiz. Kendisi bize Yeşilyurt tavasını yapacak. Seviyor musunuz siz? Güzel yaparlar, çok güzel yaparlar ezmeyi, lahmacunu, etli ekmeği. Evet. Güzel tavaları yaparlar. Evet. Arka fırına verirler güzel etin. Güzel bir şef. Alırlar götürürler bahçelerde soğuk suyun başlarında. Oturup güzel yaparlar, şişeler bile. Hazır burada sipariş veriliyor, alınıyor. Git istediğin yerde gidip yiyebilirsin. Burada da yenilebiliyor değil mi? Veriyorlar. Evet. Orada güzel pişiriyor en güzel yerde. Şimdi çok insan orada yemek yiyor. Evet. Olmayan da yeşili gelip bizim bahçelere kaçıyorlar su başına. Bahçeniz evet. Var mı? Bağınız bahçeniz var mı? Var. Hepsinin bağ bahçesi var. Sizin var mı? Kayısı bahçeleriniz var mı? Bizim bütün bahçeler benim. Evet, hiç sıkıntı yok orada. Evet. Ama güzel yapıyorlar, güzel yapıyorlar, güzel ediyorlar. Özel iyiler. Evet. Her şeyi dört dörtlük oluyor. Anladım. Peki sizin yemekle aranız nasıl? Güzel. Yapabiliyor musunuz evet. Yemek? Hangi tür yemekleri yaparsınız? Mesela ben ezmeyi yaparım. Bu ezme dediğiniz nasıl oluyor? Ufak ufak doğru kıymadansa tek kez sıkmayayım. Patlıcanlı mı yoksa sadece kıymadan mı oluyor? Sadece yaptırayım ben onu. Kıvayı veriyorum. Kıymadan mı oluyor? Kıymadan yaptırıyorum. Evet. Güzel sıkmayayım ufak ufak. Evet. Üstüne kapatıyorum. Üstüne tereyağını bölüyorum. Sadece evet. Yani etten ezme oluyor. Başka sadece malzeme domates, girmiyor mu içerisine? Evet, kıyma. Sadece kıyma. Kıyma üstüne bölüyorum. Üstüne tereyağını bölüyorum. Evet. Yarım saat sonra hazır. Güzel olur. Tereyağı da ağzını tatlı gidiyor. Evet. Peki yöresel yemeklerden hangisini seviyorsunuz? Malatya'nın yöresel yemeklerinden. Malatya'nın mesela bu yemek hepsi güzel de. Evet. Mesela içli köfte olsun, iri köfte olsun. Her türlü yemekler ben sevdiğim var. Ama buranın tadını tutmaz. Evlisiniz? Çoluk çocuk var mı? Malatya'nın buranın yapışı bir çok fark var. Malatya ile arasında fark var yemek konusunda değil mi? Çok fark var. Ortasından fark var, içeriğinden fark var, kasabından fark var. Hangisi daha iyi diyorsunuz? Yeşilyurt mu iyi? Abi Yeşilyurt'a. Yörenizin yemekleri daha iyi geliyor. En güzel yerden kesiyor. Evet. Hizmeti kuvvet yapıyor, özeniyor. Polisi güzel pişiriyor. Evet. Eşiniz güzel yemek yapabiliyor mu? Ne? Eşiniz güzel yemek yapar mı? Abi. Yöresel yemekleri yapabiliyor. Abi tabii her şey yapıyorlar. Analı kızıyı biliyorsunuz değil mi? İşte köpten, yürek köpten alana gözlü. Yapak kütası, işte köfte. Yeşilyurt'ta bir de kiraz köftesi var. O da meşhur. Onu da seviyorsunuz. Onu çok severler. Evet. Yoğurdu töküp böyle pişirip güzel yapması çok güzel. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben şu anda geziyorum. Yeşilyurt'ta. Evet. Ben önceden cenazelere bakıyordum. Evet. Korona oldu mu için cenazeyi bıraktık. Şu anda geziyorum. Cenaze nerede? Ben oradayım. Evet. Çoluk çocuk var mı? He? Çoluk yok. Çocuk yok mu? Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Ayşe. Evet.
Ayşe Hanım, fırından çıkıyordunuz sanırım. Ne yaptırdınız? Ekmek yaptırdım, bir de kıymalı pide yaptırdım. Kıymalı pide yaptırdınız. Evet. Seviyor musunuz? Çok seviyorum. Özellikle burada güzel yapıyorlar. Evet. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Nerelisiniz? Ben Malatyalıyım. Evet. Annem Gündüzbey kasabasından, babam Yeşilyurt. Yakınca Yeşilyurt'a bağlı oluyor tabii. Çocukluğum burada geçti bir nevi. Evet. Ve ben burayı çok seviyorum. Burada mı yaşıyorsunuz? Şu anda burada yaşamıyorum, Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşıyorsunuz. Peki yöresel yemek olarak Ankara'da yaşıyorsunuz. Bu yöresel yemekleri, Malatya'nın yemeklerini evinizde yapıyor musunuz? Yaşatıyoruz. Yaşatıyorsunuz. Kesinlikle. İçli köfte başta. Evet. Kiraz yaprağı, fasulye yaprağı. Bu üçüne bayılıyorum öncelikle. Üçünü de yapıyorum diyorsunuz. Yani annem eşliğinde, evet, öyle diyeyim. Evet. Onun yardımlarıyla yapıyorum. Anneniz de yardım ediyor. Öğretti size. Siz de yapabiliyor musunuz? İçli köftenin yapımı biraz İşte, zor. Evet, onun aparatını aldım. Var, onu deneyeceğim. Kolay yapıyorsunuz yani aparatıyla. Aynen öyle, yapacak bir şey yok. Çok güzel. Şimdi burada kıymalı pide yaptırdınız. Aynen. Buranın yöresel yemeği tava, fırın tavalar değil mi? Evet, size? Evet. Onlardan da çok yedim ben bu ara. Gerçekten yani ya misafirlikte ya evime konu kaldığım zaman mutlaka bu ara yaptık. Onları da yaptık. Güzel, hazır değil mi? Hemen kesinlikle gelin burada hazırlatın. Kasapta burada pişirtin. Aynen, çok pratik. Rahatlı. Her şey burada daha pratik, daha rahat. Hanımlar yorulmuyorlar her şeyden önce. Gündüzbey'de hangi yemekler yapılıyor? Yani Gündüzbey'de de şöyle söyleyeyim. Tava orada da var. Evet. Yağlı ekmek yaptırıyorlar. Kıymalı pide yaptırıyorlar. Başka kebap falan da yaptırıyorlar evet, sanırım. Yemek olarak bu analı kızlı. Onları mutlaka kadınlar kendi aralarında sürekli zaten köfte sarıyorlar. Evet. Mutlaka kimi uğrasak orada o iş var yani. Aynen, çok mutlaka güzel. Bu eskiden annenizin çocukluğunuzda yaptığı yemekten yani unutamadığınız şu yemek de çok güzeldi. Annemin yemeği dediğiniz hangisi? Annemin yemeği. Evet. Ya o zamanlar tabii ki çocuk aklıyla köfte patates diyeceğim. Yöresel yemeklerden yok mu? Yöresel yemeklerden aklımda kalan yine kiraz yaprağı ve içli köfte tabii ki hep vardı, hayatımızdaydı yani. Bunlar en başlıca yemeklerimiz ve sıkma köfteyi de çok seviyorum bu ara. Evet, o da çok güzel, o da güzel oluyor. Aynen. Ya zaten köfte üzerine kurulu Malatya yemekleri. Aynen, bulgur ağırlıklı her yemekler. Her şeyi bulgurdan ama güzel oluyor. Oluyor. Ama çok lezzetli. Aynen. Bir bulgurun içerisine bir sürü sebzelerden oluşturmuşlar. Değişik değişik yemekler çıkarmışlar Malatya hatunları. Zaten becerikli. Zaten Ankara'da söylediğimizde mesela kiraz yaprağından biz işte köfte yapıyoruz. Nasıl oluyor ki diyorlar, merak ediyorlar. Aynen. Tadına bakınca gerçekten beğeniyorlar ama. Aynen. Yani insanlar ön yargılı da değil. Damak tadına şey yapıyorlar, önem de veriyorlar. Değişik lezzetler tanımayı da seviyorlar insanlar. Bu da güzel bir şey. Aynen. Çok beğeniyorlar. Kiraz yaprağı aynen dediğiniz gibi önce başta ön yargıyla yaklaşılıyor ama tattıktan sonra ben de öyle yaptım. Aynen. Çok şimdi bırakamıyorum. Aynen. Müptelası oldum. Evet, çok onu güzel yapıyorum. Onu artık onu yapabiliyorum ama içli köftede biraz hala sorun yaşıyorum. Kiraz yaprağını nereden temin ediyorsunuz? Kiraz yaprağını buradan götürüyorum. Alıp götürüyorsunuz. Ama şey de olabiliyor. Orada böyle bahçe falan ağırlıklı yerlere gidilince hani oralardan da toplayabiliyoruz. Dönemlere denk geldiğinde aynen. Bulgurumuz zaten hep buradan gidiyor. Çünkü hazır bulgurlar artık bunlara alışık olunca onlar biraz daha bize yadırgıyoruz. Bulgurlarıyla yapılıyor değil aynen, mi? Evet, aynen. Ben çok teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Sizlere. İyi günler. Hoşça kalın, kolay gelsin. Evet sevgili izleyenler, kasabımıza geldik. Mehmet abi de burada bizi bekliyor. Merhabalar Mehmet abi. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş. RTV ekibi olaraktan. Hoş bulduk. Çok teşekkür İyisiniz ediyorum. İnşallah. İyiyiz çok şükür. Allah siz nasılsınız? Hamdolsun. Yaramaz bir şey yoktur. Çok şükür iyiyiz. Allah iyiyiz. İyilik versin. Cümlemize. Şöyle içeriye cümlemize geçelim istersen. Buyurun Mehmet abi. Efendim. Buyurun. Merhaba, hoş bulduk. Geldiniz. Sağ olun. RTV ekibi olarak tekrar hoş geldiniz. Sağ olasınız. İsminiz neydi? Yaşar. Yaşar Bey, nasılsınız? Allah razı olsun, sağ ol. Sizleri sormalı. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz, çok şükür. Yemeğimizi siz hazırlayacaksınız evet, burada değil mi? Tabii. Tamam, biraz dinlenelim. Yemeğimizi hazırlamaya geçelim. Sevgili izleyenler, Malatya'nın lezzetleri bugün neredeydi? Yeşilyurt ilçesinde şu an kasap Yaşar abinin dükkanındayız. Mehmet abi de, fırıncı Mehmet abi de yanımızda. Mehmet abi, izleyenlerimiz sizi biraz tanısın. Mehmet Bey kimdir? Ben Yeşilyurtluyum, aslen Yeşilyurtluyum. Evet. Doğma büyüme Yeşilyurtluyum. Evet. Pınar Pide Fırını işletmeciliğini yapayım. Evet. İşte bu dışarıdan gelen misafirlerimizin fırın yemekleri çok meşhur oldu artık. Bu güncellendi, evet, tasdiklendi. Herkes
yazın, bilhassa yazın. Sırf yemek yemek için yeşil yurda akın akın gelirler ama fırın yemek. Fırın yemekleri meşhur değil mi? Meşhurdur. Kasaplarımız sağ olsun istedikleri şekilde hazırlarlar. Sebzeli, sade, kavurma, lahmacun, sade lahmacun. Bunlar hazırlanır. Gelen insanlar da yanında misafirlerine gelirler. Gerekse parklarda oturur yerler. Gerekse fırında yerimiz var. Oturup sizin yeriniz de var yerler. Fırında. Orada yaptırıp yiyebiliyorlar. Mutlaka. Burada kasapta hazırlanıyor. Hazırlanıyor. İstedikleri şekilde fırına veriliyor. Fırında da işte piştikten sonra dediğim gibi parka gider yerler. Bahçeleri varsa bahçelerine götürür. Yerler. Misafir varsa evlerinde, evlerini alır götürürler. İşte gerekli hizmeti. Biz hakikaten de güzel bir hizmet yapıyoruz. Evet, çok güzel bir hizmet. Bu yani batıda bilinmez bu tür şeyler. Bu yeşil yurtta ait apayrı bir yemek kültürü oluşmuş oldu yani fırın yemekleri konusunda. Hatta bize özendi Sayın Başkanımız Mehmet Çınar Beyefendi de buraya yöresel yemekleri için bir lokanta yaptı. Bayanlar falan. Evet onu duymuştum. Fırın yemekleri olacak. Eski yemeklerimizi yapıldı mı şu an yapılıyor mu? Yapılıyor. Şu ilerideki konakta. Şu an evet. Çok güzel de bayan arkadaşlar orada yemek hazırlar. Eski yemeklerimizi burada sunuyorlar gelen misafirlere. Evet. Öyle de bir hizmet var burada yani. Çok ama güzel. Bu yerleşti. Bu fırınlardaki yemek kültürü çok yaygınlaştı. Yani kolaylık bir misafir geldiğinde hemen gel kasapta malzemen. Telefonla hiç gelmene bile gerek yok. 3 kişilik, 5 kişilik şu şekilde bir yemek fırına verdiği kasap hemen hazırlar onu. Fırına verir zaten onlar saatini de bilirler. Evet. Aşağı yukarı 1 saatlik bir pişirme zamanı vardır. Evet. Çok güzel. Ona göre misafirine gelir oturur yerler. Çok siz de burada tanındınız, tutuldunuz mutlaka, değil mi? Mutlaka tabii. Size MasterChef'ten mi gelmişlerdi? Aynen o burada çekim yapmışlardı. Danino Şef. O zaman NTV'de program yapıyorlar. Bir yabancı sarı saçlı uzun bir arkadaşıyla beraber geldiler. Evet. Hayran kaldı. Hatta ileride sormuşlar sen ne yersin, ne seversin? Demiş böyle böyle Malatya'nın Yeşilyurt'ta bir fırına gittim. Evet. Bu şekilde bir yemek hazırladılar. Hayranım hiç unutamayayım demişti. O kadar hoşuna gitti. Çok bugün beğendim. Biz de tadacağız bana bakalım Mehmet abi. Bana da ortaklık teklif etti. Ben dedi böyle bir yeri ayarlayayım İstanbul'da. Evet. Gel yönetici olarak başındadır ortağız dedim ben. Kabul etmedin. Ben bu yaştan sonra dedim vallahi teklif etti yani etmiştir, böyle. Etmiştir evet. Çok hayran kaldı. Halen de söylüyormuş unutamadım çok güzel bir hizmet. Siz burayı bırakıp gidemiyorsunuz ama. Yaşlandır artık. O genç olsaydı hakikaten de heveslenirdi. Yani İstanbul iş yerinin başında fırında siz duruyorsunuz elbette, sürekli. Elbette. İşte elimizden geldiği kadar. Çocuklar da var. Çocuklar da devam ediyor çalışıyorlar. Çok böyle güzel. Böyle bir hizmet sunuyoruz. Çok da takdir topluyor sağ olsunlar. Çok güzel. Herkes memnun. Biraz da Yaşar abi sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş ben buldum. Kasap Yaşar. Çok teşekkür ediyorum. 1970 yılından beri kayınpederim gibi başladı. Evet. Ondan sonra 79 yılında da ben başladım. Halen devam ettiriyoruz 2001 yılı. İşleriniz nasıl? Güzel. İşlerimiz çok şükür. Bu pandemi dönemi sizi de etkiledi mi işlerinizi? Pandemi dönemi fırınlarla, kasaplara, marketlere yaradı. Vurmadı değil mi? Size vurmadı yaradı. Ama şu anda biraz etkiledi. Serbest olduğuna etkiledi. Yoksa pandemide hiç etkilenmedik. Kaç yıldır bu işi yapıyorum dediniz? 42 yıldır. 1979'da beri. Çok güzel. Ondan önce de 9 sene kayınpederimgil yaptı. Evet. O da rahmetlik oldu sizlere ömür. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra biz kayınlarımla beraber devam ettiriyoruz. Siz devraldınız, devam ettiriyorsunuz. Tabii. Çok güzel. Malatya'da yerimiz var. Market. Malatya'da onlar da var, burada da var. Evet, siz buraya işletiyorsunuz. Orada çalıyor. Ben Yeşilyurt'taki. Esas adı Yeşilyurt'un Çırmıklı. Evet. Şimdi Yeşilyurt İstanbul'da da var, İzmir'de de var. Çırmıklı diyelim veyahut da daha önceki adı da Yeşilyurt, Çırmıklı, İsmetpaşa. İsmetpaşa olarak geçiyor. Evet. Tabii sonradaki gelen yöneticilerimiz veyahut da devletin şeyleri ismini Yeşilyurt olarak kullanmaya başladı. Ama biz genelde yine de Çırmıklı olarak kullanıyoruz. Siz Çırmıklı diyorsunuz. Evet. Güzel bir isim. Bugün bize hangi yemeği yapacaksın Yaşar abi? Bugün bize müşteri işte 5 kişilik yemek yapacağım. Evet. Ana menümüz olmazsa olmazlardan et. Evet. Malzemelerimiz tamam. Önce malzemelerimizi sayalım. Evet. Bu etimiz kuşbaşı, nasıl bir et oluyor? Yağlı mı? Neresi? Dana etinin. Evet. Bonfile. Biz eskiden Çırmıklı'daki dananın dış bonfilesi. Anladım. Ama şimdi değiştirdiler, antikot diye değiştirdiler. Evet. Yoksa iç bonfile, dış bonfile, bu dış bonfilesi. Onu kullanacağız. Evet.
Burada sarımsak. 750-800 gram. Evet. Bu sarımsak kaç kişilik olacak şimdi? 5 kişilik. 5 kişi yiyeceğiz. Biz, tamam. Sarımsak da 150 gram atacağız içerisine. Bol sarımsaklı. Evet. Ondan sonra domates 600 gram. Evet. 5 kişinin yiyeceğine göre ona. Domatesten sonra da yeşil biberi kullanacağız. O da yarım kilo. Evet. Bunları hazırlayandan sonra karıştıracağız. En alta biberi, üstüne domatesi, domatesin üstüne de eti koyacağız. Evet. En üstte baharatlarımı atıyoruz. Hepsini bir harmanlıyor muyuz? Evet, harmanlıyoruz. Sonra biz hazırlıyoruz, fırında harmanlıyorlar. Piştikçe harmanını yapıyorlar. Anladım. Daha lezzet olsun. Baharatımız karabiber. Karabiber. Burada kuyruk yağımız var. Kuyruk var. Kuyruk yağını doğrayıp bu yemeği hepsini üzerine bırakıyor. Olmazsa olmazdı evet, değil mi? Lezzetini veren kuyruk yağı. Şöyle gösterelim. Kuyruk yağsız bu yemek lezzetini bulmaz. Şu baharat. Baharat 7 türlü. 7 türlü. İsterseler atıyoruz, istemeseler atmıyoruz. İsteye göre. Anladım. Kekik herkes istiyor. Kekik atıyoruz. Pul biber tuz. Pul biber tuz. Tamam. Şimdi yapım aşamasına geçelim Yaşar abi. Bıçaklarınızı alın siz buradan. Hangisi lazım? Başlayalım. Şimdi etimizin önce eti doğruyor ve hatta sebzeden başlayalım. Yeşil biberden başlayacağız. Sebzesini doğrayacağız önce. Evet. Şununla bıçaklarınızı biliyorsunuz herhalde değil evet. mi? Evet. Şu şekilde mi oluyor? Aynen. Masat. Bu masat. Evet. Bu keskinleme için. Keskinleme için. Bravo. Yok. Çabuk kavradınız. Sivas'a bir kasap dükkanı açabilirsiniz. İnşallah. 2012 yılında gittim Sivas'a. Öyle mi? Evet, Sivas Spor Fenerbahçe maçına. Fenerbahçeli olduğum için evet. maça gittim. Tabii birinci takımımız Malatya Spor. Nasıl, beğendiniz mi Sivas'ı? Güzel. Sivas güzel, havası çok güzel Sivas'ın yani. Evet. Yayla havası, serin. Bazı bizim burada büyükler der ki, soğuktan için evet. yani kışın soğuğundan için. Ben Erzurum'da doğdum fakat Sivas'ta oturuyorum derim. Sivas'ta yaşıyorum, aynen. Ben de oranın soğuğuna alışkın olduğum için burası bana acayip sıcak geliyor, dayanamıyorum. Biberimizi doğrayacağız. Şimdi birinci. Biberlerimizi. Evet, sivri biberlerimizi. Fazla küçük de değil, büyük de değil. Normal. Biberlerimizi o şekilde normal doğrayacağız. Mehmet abi, eskiden burada bayramlarda, düğünlerde, cenazelerde hangi yemekler yapılırdı? Cenaze evlerine evet. komşular bir nöbetleşerekten evet. yemek verirlerdi. Evet. İşte o yöresel yemek dediğimiz evet. dolma küfte dedik içine bulurdan yaparlardı. Hem hamuruna et koyurlar evet. hem içine et koyurlar. İçli köfteden mi bahsediyorsunuz? İçli köfte bunları cenaze evlerinde 3 gün kesinlikle aş yemek kaynamaz. Yemek yapılmaz. Komşular nöbetleşerekten hep sıraya koyurlar. Evet. Kimi kahvaltılık verir, kimi öğlenlik, kimi akşamlık. 3 gün böyle devam ederdi. Evet. Adetler güzeldi Mehmet abi. Güzeldi. Saygı, hürmet evet. vardı. Mesela bayram dediniz. Bayramlarda yine bu içli köfte olmazsa olmazları. Mevsimine göre o lahana köfteleri, evet. sarma yapraktan yapılan, onların zeytinyağlısı, evet. bulgurlusu. Analı kızlı burada da yapılıyor mu? Ya, mutlaka. İşte o dolma köftenin bir sulu kısmına da analı kızı deniyor. Evet. Bizim çok güzel yemeklerimiz vardı. Şimdikiler ya benim evimde bile artık hazır. Hep hazır döndüler. Ne güzel yemekler yapıyor. Rahmetli anamın o pişirdikleri o. Evet. Bir de hep tereyağından orada nebati yağlar sonradan çıktı. Aynen. Eskiden yemeklere emek isteyen yemeklerdi. Çok güzeldi ama komşuluklarda da işte böyle birbirlerine evet. yardımlaşma çoktu. Bahçelerine birbirine giderlerdi, ot verirlerdi, toplarlardı, bestil yaparlardı, pekmez yaparlardı. Evet. İnsanlar birbirine çok yakındı. Tutkundu değil mi? Komşuluk çok güzeldi. Şimdi onu ne yaptık Yaşar abi? Biberini hazırladım. Tamam. Tepsiye bırakıyorum, alüminyum tepsiye. Evet. Ondan sonra ikinci işlemine geçiyorum. Domatesleri doğruyorum. Domatesler mi doğranacak? 5 kişilik 600 gram domates bıraktım. Mehmet abi, senin fırında işin varsa istersen Yok, fark etmez. Orada çalışan arkadaşlarımız var. Hizmete devam ediyorlar. Evet. Domateslerini doğramaya başlıyorum. Domatesleri nasıl doğrayacağız? Büyüklüğü nasıl olacak? Önce ortadan ikiye bölüyorum. Evet. Domatesin o yeşil olan yerlerini alıyorum ki yemeğe tadını şey etmesin, evet. sert gelmesin diye. Aha.
Mehmet abi senin işin varsa fırında git istersen tamam. Gidebilirsin. Ben gideyim sizi orada bekliyorum. Görüşmek üzere. Tamam. Size biz yemeğimizi için. Hazır edip alıp geleceğiz tamam oraya. Efendim. Orada devam edeceğiz. Tamam efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hepinize tamam. Saygılar sunuyorum. Domatesleri hazırlayandan sonra doğramaya başlıyorum. Bu tamam. Şekilde. Hı hı. Çoluk çocuk var mı Yaşar abisinin? Var. Kaç tane? İki kızım var, üç oğlum var. Allah bağışlasın. Cümlesininkini Allah razı olsun. Büyüdüler mi? Büyüdüler. Bir tanesi Ünön Üniversitesi'ni bitirdi. Evet. Torunumla beraber okuyor. Aha. Engeller bölümünü bitirdi. Orada ön lisans yapıyor. Çok güzel. Bir tanesi Kayseri Erciyes Üniversitesi'ni bitirdi kızımın. Hangi büyük bölüm? Trafik tasarımı. Büyük oğlan okumadı. Küçükler, erkek çocukları biraz haylaz oluyor değil evet, mi? Bir de işte babalarının marketi kasabı var diye ona da çok babaya güveniyorlar. Evet. İkizler de onlar da 2002 doğumlular. Bu sene sınava girdiler. İşte beden eğitimi gelirse gidecekler. Yoksa seneye tekrar gider. Sporla uğraşıyor. Futbolla uğraşıyorlar. Futbolla evet. Oynuyor demiştiniz. Sevdik, evet. Evet. Allah gönüllerine göre versin amin inşallah. Amin cümlesininkine. Domatesi de bayağı bol oluyor değil mi? Biberi gibi. Evet. Domates daha yani piştiği zaman yemeğe tat veriyor. Evet. Biber çok olduğu zaman iyi olmuyor. Domatesi soymaya kararını. Gerek duymadınız. Yok. Soyulmayacak. O her yemekte soyulmuyor. Evet. Diğer tabii isteğe göre isterseler soyuyoruz. Evde eşine de yardım ediyor musun Yaşar abi İnan mutfakta? Ki, hiç etmiyorum. Burada eşimle çalıştığım diyor, yeter diyorsun ha. Evet, akşama kadar diyor bak orada yemekleri yapıyorsun, müşterilere hizmet ediyorsun. Eve gelince bir şey yok. Ben de diyorum ki akşama kadar yoruluyorum, bunu öbürünü de siz yapın. Evdekini de siz yapın evet. Artık. Sarımsaklar da doğranıyor. Sarımsakları doğrayacağım şimdi. Hı-hı. Domatesin üzerine atacağım. Evet. Bunları doğrayacağız mı, kalacak bunlar? Yok, yeter, çok olur onlar. Kararı kadar yani... Aşağı yukarı 100 gram var da evet. Gözümüz de alışmış yani ne kadar olduğunu hı-hı. Tahmin ediyoruz. Göz kararı yapıyorum evet. Diyorsun. Eşiniz evet. Arıyor mu sizi? Bize evet. De yemek hazırla, akşam evet. Yemeği yapmayacağım bazen bugün. Bazen çağırıyorum, akşam buraya çağırıyorum, misafir yapıyorsunuz, ediyorum. Yapıyorsunuz, burada evet. Siz misafir Mehmet ediyorsunuz. Mehmet abinin orada da pişirttiriyorum evet. Sağ olsunlar, hı-hı. Çok güzel de pişiriyorlar. Ve sarımsakları doğradıktan sonra böyle üzerine yayıyorum. O işlem bittikten sonra da etimizi alıp et işlemeye başlayacağım. Şimdi eti doğrayacağız. Evet. Şunları eti doğrayacağım. Şu zarlarını falan alacağım. Ondan sonra şöyle dilim dilim yaptıktan sonra da doğramaya başlayacağım. Hı hı. Et de 750 gram, 800 gram tahmini 5 kişiye göre. Evet. Kişi şeyine göre değiştiriyoruz gramajlarını. Sıcak pideyle o mis gibi olur. Evet, sıcak orada, pide de yapıyoruz. Mehmet abinin orada sıcak pideyle. Tabii ki. Bu müşteri bunu istedi, sebzeli kuşbaşı diye. Evet. Diğer çeşitlerimiz de var. Diğer çeşitleri ne oluyor? Etli ekmek. Evet. Kıymalı, sebzeli lahmacun. Hı hı. Antebezme, Arap tava diyoruz. Sebze yani bu şekilde doğruyoruz. Kıyma çekiyoruz üzerine. Pirzola, kavurma. Her türlüsünü büftek, yapıyorsunuz. Tabii. Biraz ette önce, olabilecek hangi çeşidi varsa onları yapıyoruz. Her türlü yemeği yapıyorsunuz. Evet. Biraz önce müşteriye etli ekmek içi hazırladınız. Ettiniz. Dikkatimi çekti. Bizim Sivas'ta, Konya'da mesela siz sadece etten yaptınız değil mi kıymadan? Evet. Baharat sadece. Kattınız. Baharat, 7 türlü. Karabiber, tuz, kekik, normal yaprak biber. Etli ekmeği sadece kıymadan... Ve baharattan yapıyorum diyorsunuz. Evet. Yani diğer sebze katmıyorsunuz. İsterse müşteri. Bazen acı biber katıyoruz, yeşil evet. Biber. Müşteri isterse. Elin evet. Alışmış Yaşar evet. Abi bayağı hızlı yapıyorsun. Bu daha en yavaş doğradığımız şekil. Değil mi? Evet. Çünkü bizim sade tezgah kasabı değiliz biz. Evet. Etleri de canlı olarak kendimiz alıyoruz. Kendimiz kesiyoruz. Kendimiz getirip burada işliyoruz. Yani komple kasabız. Anladım. Mezbahamız buradan gitti 6-7 senedir Malatya merkeze. Hı-hı. Ondan beri kendimiz kesmiyoruz. Yoksa her şeyini kendimiz yapıyorduk. Önceden kesimi de siz yapıyordunuz. Kesimi de her şeyini. Alımını da evet. Getirip dükkanda satım işlemde. Şimdi işler biraz düşük. Evet. Eskide o 80'li 90'lı yıllarda
günlük 50 gövde et satıyorduk tavar etini. Evet. Bu kurban bayramlarında falan çağırıyorlar mı sizi kesim için? Çağırıyorlar da biraz ihtiyarladığımız için gidemiyorum. Gitmiyor musunuz? Tabii o kesim işine zor iş, değil mi? Güç büyük isteği. Baş hayvanları kesim. Yanlış bir şey yaparsan evet. Hayvanın şey olur. Elime alışmış, yavaş doğradı desin. Evet. Bayağı güzel, hızlı yapıyorsunuz. Tabii meslek 42 senedir bu. Az 42 sene dile kolay tabii. Evet. Eti doğradıktan sonra da diğer işlemine geçiyoruz. Biberle domatesin üzerine seriyoruz. Doğradığımız eti diğer malzemelerin üzerine yerleştiriyoruz. Evet. Etlerimizi de dizdik. Etlerimi dizdik. Tamam. Ondan sonra kekikten başlıyorum. Belirli bir gramaj yani göz kararı. Evet. Bir 5 gram veya 10 gram arasında değişiyor. Üzerine serpiştiriyoruz. Evet. Ondan sonra pul biberini. Kuyruk yağını ne zaman koyacağız? En üstte. En üstte bırakıyorum. Üstte olacak. Tabii ki. Tuzunu atıyorum. Yani bu kuyruk yağını... Aşağı yukarı 15 gram falan var tuzda. Evet. Hatıran tuz 5 kişilik. Hı hı. Karabiberine 7 türlüyü atmıyorum. Bu çünkü sebzeli kuşbaşıya gitmiyor. Onları anladım. Etli ekmeğe ve lahmacuna, diğer şeylere koyuyorsunuz. Tamam. Şimdi kuyruğuna geldi. En son yaptığımız işlem... Kuyruğu küçük küçük doğruyoruz. Ben normalde güveçlerde falan bunu en alta korurum. Yok, kuyruk yağını. Üste koyacaksınız. Üste mi konacak? Tabii ateş vura eriye. Anladım. En alta koyduğunda erimez. Yağın şeyi evet. Tam lezzeti çıksın. Onun için eti de üste koyuyorum. Bunu da öğrenmiş olduk. Biraz kızarsın. Kuyruk yağını üste koyuyoruz. Evet. Doğrama işlemi de bittikten sonra etin üzerine seriyoruz bu şekil. Ha, isteyen müşterimiz de olursa evet. Tereyağı bırakıyoruz. Hatta yani kuyruk istemeyene tereyağı da evet, koyabilirsiniz. Tereyağı istemeyene, aha, kuyruk istemeyene sıvı yağ bırakıyoruz. Kuyruk yağını herkes yemiyor. Çoğu insan yemiyor. Evet. Şöyle koku geliyor. Kendine has bir kokusu aynen, var. Aynen evet. Ondan bazen istemeyebiliyorlar. Şimdi hazır. Şu anda hazır vaziyette. Su ekliyor muyuz? Su yok, falan yok. Su böyle pişecek. Olmaz. Ne kadar sürede pişiyor? Bu bir saat falan sürüyor. 55 bir dakika, saat, 1 saat, pişecek. 65 dakika o anladım. Kadar. Üzerini kapatıyor muyuz? Yok, kapatmıyoruz. Açık çünkü, mı pişiyor? Evet, bonfile bıraktığım için çok güzel oluyor. Anladım. Şimdi lahmacun işlemi. Tamam. Şimdi hazır, bunu fırına göndereceğiz. Evet, fırına Mehmet abinin fırına evet, göndereceğiz. Orada pişecek. Evet. 1 saate kadar pişer, ondan sonra da müşteri afiyetle yer veyahut da alır evine gider veyahut da genelde %90'ı fırında yiyorlar. Ama bunu biz diyeceğiz Yaşar abi. Afiyet şeker olsun. lezzetine doyum olmaz yani. Evet, bakacağız tadına. Sağ olsunlar tadına. Çok güzel pişiriyorlar. Bunu şimdi verelim oradan o tarafa. Kesin o biraz önce çocuk pişsin. Gelsin. Evet. Piştikten sonra da işte size hazırla. Diğer lahmacunu hazırlayacağım. Şimdi lahmacunu hazırlayacağız. Evet lahmacunu hazırlayacağım. O gitsin pişe dursun biz lahmacunu tabii, hazırlayalım. Tabii lahmacunu hazırlayacağız. Tamam. Çocuk o da gelsin aradılar herhalde. Çorba yerine biz lahmacunu da yemek altı olarak görüyoruz ki evet. Yemek pişene kadar bazı müşteriler sabırsız oluyor. Acıkıyorlar, dayanamıyor. Acıkıyor tabii ki. Bir aparat olarak hemen lahmacunu atıştırıyor, yemeği bekliyorlar. Evet, onu hazırlayalım o zaman. Onun için ne gerekli? Onun için de sebze hazır zaten makinede. Et çıkartacağım şimdi. Tamam, siz eti çıkarın. Evet, etimizi aldık. Dolaptan etimi getirdim. Şimdi lahmacun için iki kişilik lahmacun yapacağım. Evet. Onun etini bıçakla kesiyorum. Çekeceğiz değil mi makinede? Tabii ki. Ondan sonra makineye tamam, atıp çekiyoruz. Lahmacunun etini hazırladım. Sebzesini bırakacağım. Sebze zaten önceden... Hazırlıyoruz makinede. Doğrayıp hazırlıyorsunuz. Makine robot zaten evet, doğramın şeklinde yapıyor. Orada çekiyorsunuz. Tamam. Çekiyorum. Aha. Lahmacunun içine kaç tane? İki tane. İki taneye göre sebzesini bırakıyorum. Evet. Sebzesi soğan, biber, domates değil mi? Sarımsak var sarımsak içinde. Sarımsak da evet. Var. Baharat da atacağız şimdi. Tabii ki. Bunlar bitenden sonra...
Sakin, evet. Tuzunu atıyoruz. Göz kararı yani 5 gram falan bir tuz atıyoruz. Evet. Ondan sonra karabiber atıyoruz. Lahmacuna oluyor karabiber. Pul biberini atıyoruz. Kekikini atıyoruz. En sonda da 7 türlüsünü atıyoruz. Evet, bunlar atıyoruz. Lahmacuna oluyor. Evet. Onları bıraktıktan sonra yoğurma işlemine geçiyoruz. Bunun eti yağlı oluyor değil mi? Biraz yağlı olması gerekiyor. Ama müşterinin isteğine göre. Kimisi de yağsız istiyor. Bence yağlı daha lezzetli. Yağlı daha lezzetli olduğu için ben biraz sıvı yağ bırakayım onu o zaman. Sıvı yağ bırakıyorum. Evet. Lezzetini biraz artırsın diye. Evet. Tabii ki kuyruk yağına daha iyi olduğu için. Buna da kuyruk yağ katıyor musunuz? Bıraktım. İçerisine bıraktım. İçinde az, var mı? Az bıraktım. Evet, az bıraktım. Karıştırıyoruz. Tabii. Hem kolay oluyor böyle laylonla karıştırmak. Evet. Hem daha pratik oluyor. Çocukluğunuzda annenizin yaptığı unutamadığınız yemek var mı Yaşar abi? Çocukluğumda. Evet, eskiden. Annem sizlere ömür 9 yaşındaydım ben vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet, hastaydı. Evet. Babam eskinin eğitmenlerindeydi, öğretmendi. Hı hı. Diğer komşu köydeyken. Evet. Rahatsızdı. İstanbul'a falan da götürdük. Daha siz çocukken vefat etti. 9 yaşındaydım. Yani ilkokul 4'e gidiyordum. Hiç unutmam onu. Bahçeden erik getirdim. Evet. Kendini yemesi için rahatsız diye. Hı-hı. Bana dedi ki ben dedi can derdindeyim dedi. Sen bana erik getirmişsin yemek için. Halen yanı şu anda da hatırladığımda gözlerim dolukuyor. Onu hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. Yani, mekanı sizlerin de geçmişlerini. Amin. Hani annesiz büyüdüm diyebilirim. Annesiz büyümek zor değil mi? Çok zor. Onun için de çocuklarıma... Kim baktı size? Ablalarım vardı. Sonra babam tekrar bir evlendi. Evet, Sivas'tan evlendi. Yani. Öyle mi? Evet. Kangar'dan. Nasıl? İyi miydi? İyiydi. Yani. Allah rahmet eylesin. O da öldü. Babam da öldü. Sonradan 84'te. Evet. Annem 1966'da öldü. Yaşı genç miydi vefat ettiğinde? Genç. 38 yaşında. Annesiz büyüdüğüm için yani evet. Çocuklarıma çok değer veriyorum. Siz de düşkünsünüz. Evet. Kendileri de bana düşkündür. Evet. Oğlunuz futbol oynuyor herhalde. Küçük ikizler mi oynuyor i̇kizler demiştiniz? İkizler oynuyor. Büyük oğlan da oynuyordu. Malatya Spor'a 4 sene gitti. Evet. Sağ olsun Malatya Spor bir şeye benzetmediler. Şu an oynuyor mu? Yok. O 37 yaşında falan. Anladım. Evet. Bıraktı. Ben esas bırakmadım da ben bıraktırdım dedim. Hı hı. Gençliğinde bir şey yaratmadın ama bundan sonra da olmaz. Evet. Gel işinin başına. Sizin de ilginiz var mı futbola? En çok sevdiğim şey futbol. Onun için yani çocuklara da elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum ki evet. Olsunlar. Bunun da işlemi bitti. Bu işlem bittikten sonra şöyle toparlıyoruz. Bu şekilde bunu da fırına gönderiyorum Mehmet abigilin oraya. Oradan güzelleyin. Piştikten sonra müşteriye sunuyorlar. Tamam. Lahmacun içimiz de hazır. Şimdi bunu da fırına alıp gideceğiz. Fırında yemekler piştikten sonra görüşmek üzere. İzleyenler, kasapta Yaşar abinin yanında işlemlerimiz bitti, yemeklerimiz hazırlandı. Tavamız fırına verildi değil mi Mehmet abi? Evet. Tavamız fırında tamam, şu an pişiyor. Fırında pişmek üzere. Şimdi lahmacunu yapacağız. Bu da lahmacunlarınız. Evet. Bugün Mehmet abi bizim için çalışıyor, iş başına geçti. Seni yoracağız Mehmet abi. Emrinizdeyim. Sağ ol, ellerine sağlık. Size de afiyet olsun. Diğer yemeğimizi fırına öncesinden göndermiştik. Kaç dakika oldu? Yarım Mehmet saat abi. Oldu herhalde. Bir yarım bir saat yarım kadar daha pişer. Pişmesi kaldı. He. Şimdi
lahmacununuzu yapan bir aparat olarak onu bir aşırın, yiyin afiyetle. Ellerinize sağlık. Size de afiyet olsun efendim. Bunlar lahmacun hamurları değil mi? Evet. Bol etli o. Mis gibi olacak. Bir yandan ekmeklerimiz, pidelerimiz. Bu ekmeğin ismi ne? Bu bulik. Farklı geldi bana. Ne? Bulik. Tekrar alabilir miyim? Biz burada bulik deriz buna. Ha, anladım. İsmi de benzer. Yaşlılar için. Bu da Malatya'ya çok... özel bir ekmek evet, değil mi? Çok. Onun bayatı da lezzetli olur. Tazesi de iyi olur. Buradaki mis gibi sıcak ekmek kokularını almanızı isterdim. Ama ben sizin yerinize kokluyorum. Normalde sen yapmıyorsun değil mi Mehmet abi? Ben, sen artık bir kenara çekil de çoluğa çocuğa devrettir işleri. Yaşlı olduğum için beni fazla yormuyorlar. Yok, yaşlı da değilsin de. Yoğun olursa yardımcı oluyorum. Ne diyorsun ha? Çalışanlarınızdan memnun musunuz? Nasıl? Elbette memnun olmazsam bunlar hep 30 senedir, 20 senedir sürekli buradalar. Buradalar, anlaşıyoruz. İyi de anlaşıyoruz yani. Hepsi de iyi insanlar. Allah onlar razı olsun. Bizden memnun, evet. Biz onlardan memnunuz. Devam ediyoruz. Müşteriler çoğunlukla hangi yemekleri tercih ediyorlar Mehmet abi? Vallahi yemeklerin her biri birinden, herkesin damak zevkleri ayrı ayrı. Evet. Hepsi de güzel oluyor. İşte kavurma yaptırırlar, pirzola yaptırırlar, sebzeli kuşbaşı, sebzeli kıyma, evet. Lahmacun, sade etli pide, peynirli, hepsini yaptırıyorlar diyorsunuz. Sucuklu, çökelikli, her türlü evet. yok her hepsini şey hepsini yapıyorsunuz, mevcut. Çok güzel. Yemeğimiz oldu mu? Bir bakabilir miyiz ustam? Hayır. Ne durumda? Yemeğimiz hazır. Bu size ait. Oo, mis gibi çok güzel görünüyor. Daha pişmedi ama değil mi? Pişti mi? Hazır mı? Tamam, ikisini birlikte sıcak sıcak çıkaralım. Dışarıya masamıza geçtiğimizde görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, yemeklerimiz pişti, hazır. Birazdan tadına bakacağım. Öncesinde Yaşar abi hazırladınız, bizler için zahmete girdiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür afiyet ediyorum. Afiyet olsun. Hoş olsun. Mehmet abi siz de pişirdiniz çok güzel fırında. Afiyet sizin olsun de efendim. Sağlık. Afiyet olsun. Gördük sizleri. Hakkınızı helal edin. Rica ederim. Helal olsun. Ben yemeğin tadına bir bakmak istiyorum. Şöyle biraz sıcak pideden. Yemek harika.
Harika bir lezzet. Çok güzel. Etler de çok güzel. Pişmiş. Çok beğendim. Ellerinize sağlık. İlker, acıktın mı? Tamam, birazdan yiyeceğiz birlikte. Hanginiz acıkmadınız ki? Yavaş, bayağı geç. Çok güzel olmuş yemek. Yeşilyurt'a geldiğinizde kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu mekana gelin, bu yemeklerin tadına bakın. Burayla ilgili duyulmasını istediğim bir şey var mı? Ne söyleyelim? Halihazırda böyle lahmacunlar, sebzeli kuşbaşı, evet, kıymalısı, pirzolası, etli pidesi. Ne tür derseniz yani, yok yok burada. Her türlü yemek yapılıyor, pişiriliyor. Burada da oturulup yeniliği. Evet. Gelenler de çok memnun kalıyor. Evet. Güzel bir hizmet verdiğimizi çok düşünüyorum. Güzel. Evet. Biz de çok memnun kaldık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. İzleyenlerimize de kesinlikle tavsiye ediyorum. Tercih edeceğiniz mekanlardan biri Yeşilyurt'ta Mehmet abinin yeri. Yaşar abiye hazırlatın. Kasapta buraya getirin, pişirtin. Ve afiyetle yiyin. Mekan güzel. Hadi. Yiyeceğiniz ortamda var. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür size. Ederiz. Çok afiyet kaldık. Olsun güzel efendim. Bir program oldu. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Biz de RTV'ye teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya bakalım nerede olacağız, kiminle program çekeceğiz. O zaman ne diyoruz? Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz evinizden eksik olmasın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.